gelişme, acı bir haberle uyanıyoruz. Tutuklamalar, operasyonlar, toplu mezarlar ve en son Sivas katilleri davasının zaman aşımına uğraması. Buradan yani Avrupa'dan Türkiye'nin durumu hiç iç açıcı görünmüyor. Zira baskıların ve şiddetin dozunun giderek arttığı ülkede mahkemelerin böylesine vicdanları yaralayacak utanç kararları alması düşündürücü. Böylesi bir süreçte Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan'a Almanya'nın Ruhr bölgesinin her yıl dağıttığı Steiger ödülünün verilmesi ise daha da ilginç. Ödülün veriliş gerekçesi Erdoğan'ın ülkesinde demokratik dönüşüm için harcadığı çaba olarak gösterildi. Ancak antidemokratik uygulamalar ve hak ihlalleri konusunda sicili bu kadar bozuk bir hükümete hoşgörü ödülü verilmesi tartışma ve protestolara neden oldu. Tepkiler ve tartışmaların büyümesi üzerine ödülü veren kuruluş iki defa ödülün gerekçesini değiştirdi. Önce ödülün hoşgörü değil Avrupa ile ilişkileri geliştirdiği için verildiğini, daha sonra da Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünün 50. yılı vesilesiyle Erdoğan'a ödül verildiğini açıkladı. Ancak Almanya'da ödülün verildiği cumartesi günü, uzun yıllardan sonra Türk hükümetine karşı ilk kez bu kadar geniş katılımlı eylemlere sahne oldu. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu ve Almanya Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun çağrısıyla binlerce insan Erdoğan'ı protesto etti, Sivas katliamını aklayan mahkeme kararını ve Kürt halkına yönelik inkar ve imha politikasını kınadı. Biz de protestoların yapıldığı alandaydık. İşte eylem yerinden kameralarımıza yansıyanlar. İnsan hakları, demokrasi, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığını ayaklar altına alan uygulamaları ve Kürt halkına karşı yürütülen savaş politikası yüzünden büyük tepki ve eleştirilere hedef olan Başbakan Tayyip Erdoğan'a Almanya'dan hoşgörü ödülü verildi. Steiger Awards adlı ödülün gerekçesi ise hayli ilginç. Erdoğan'ın ülkesindeki demokratik dönüşüm ve Avrupa ile ilişkileri geliştirme konusunda harcadığı çabalar. Steiger ödülleri bir maden bölgesi olan Ruhr Havzası'nı sosyal ve kültürel açıdan geliştirme amaçlı bir kuruluş tarafından 2005 yılından itibaren veriliyor. Çevre, hayır, müzik, Avrupa, film, sanat, spor, hoşgörü, medya, başarı gibi dallarda verilen ödülleri alan isimlerden bazıları şunlar. Muhafazakar milliyetçi politikalarıyla tanınan Hristiyan Birlik Partisi eski başkanı Edmund Stoiber, İtalya eski başbakanı Romano Prodi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso. Almanya'nın dış siyasetine uygun olarak dağıtılan ödüllerden biri olan Steiger ödülünün bu yıl Erdoğan'a verilmesi Almanya'da geniş tartışma ve yankı yarattı. Avrupa kategorisinde hoşgörü gösterdiği ileri sürülerek ödülün Erdoğan'a verilmesine Kürtler, Aleviler, Ermeniler ve Alman politikacı ve bilim insanlarından tepki geldi. Aralarında milletvekili Profesör Doktor Norman Piëch, Profesör Doktor Werner Ruf, Almanya Barış İnisiyatifi sözcüsü Doktor Peter Strunski gibi isimlerin de bulunduğu pek çok bilim insanı ve politikacı ödül komitesine gönderdiği mektupta Erdoğan'a hoşgörü ödülünün verilmesini eleştirdi. Mektupta, Erdoğan'ın son yıllarda başta Kürtler olmak üzere pek çok kesime karşı hoşgörüsüz bir politika izlediği dile getirildi. Ayrıca birçok kitle örgütünün desteğiyle Erdoğan'a verilen ödülün iptal edilmesi için bir imza kampanyası yürütüldü. Alman basınında da ödülün Erdoğan'a verilmesi eleştiri ve tartışma konusu oldu. Almanya'nın Bochum kenti, Aleviler başta olmak üzere Kürtler, Ermeniler, Süryanilerin eylemlerine sahne oldu.
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Kürt Dernekleri Federasyonu ve Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu'nun çağrısı ve diğer demokratik kurum kuruluşların katılımıyla on binlerce insan Bochum kentine akın etti. Kendisini dev bir protestonun beklediğini bilen Başbakan Erdoğan, Afganistan'da öldürülen 12 askeri bahane ederek son anda ödül törenine katılmayacağını açıkladı. Ancak buna rağmen Bochum'un çeşitli yerlerinde düzenlenen eylemlerde Başbakan Tayyip Erdoğan ve ona ödül verilmesi protesto edildi. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun çağrısıyla Avrupa'nın çeşitli kentlerinden otobüs ve özel araçlarıyla Bochum kentine gelen yaklaşık 35 bin kişi önce Bochum'daki stadyuma geldi. Başta Didif olmak üzere çok sayıda demokratik kurumunda destek verdiği Erdoğan'ı protesto mitinginde yapılan konuşmalarda Sivas davası sanıklarının zaman aşımı kararıyla aklanması kınandı. Evet, bugün Avrupa'nın 13 ülkesinden ve Almanya ile birlikte 14 ülkeden katılım var. 30 bin kişilik bir stadyum burası, bilindiği gibi görüyorsunuz, tıklım tıklım ve bir o kadar insan da dışarıda, birazdan yer bulamazlar. Olması gereken şey oluyor. Bugün Türkiye'de faşist bir zihniyet iş başında. Bu faşist zihniyet adım adım ülkeyi ılımlı İslam'a götürmekten. Ilımlı İslam projesine dahil olmayan bütün toplumsal kesimleri susturmaya çalışıyorlar. Son yıllık icraatlarında Türkiye'nin yürekli insanlarını, demokratlarını, aydınlarını, solcularını ve Alevileri birer birer bitirmeye çalışıyorlar. Bunun karşısında bu bizim yani tehlikenin son anlarını yaşadığımız bir süreçte ya teslim olacaktık ya direnecektik. Biz Avrupa'da yaşayan Aleviler direnmeyi tercih ettik. Bugün sizin de gördüğünüz gibi artık AKP zihniyeti karşısında direnmekten başka tercihimizin olmadığını görüyoruz ve sonuna kadar direneceğiz. Hem burada hem de Türkiye'de bildiğiniz gibi demokrasi güçleri ayakta ve onun ötesinde de zaten başka bir alternatifimiz yok. 10 yıldır her fırsatta Almanya'ya gelebiliyordu. Gördüğünüz gibi böyle bir kararlı çıkış olduğundan, AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın gerçek katil yüzü teşredildiğinden Avrupa'ya gelmeye cesaret edemiyor. Ve bundan böyle de bu miting bir başlangıç olacak. AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın adım attığı her yeri ona zindan edeceğiz. Mitinge Almanya ve Türkiye'den Alevi örgütleri temsilcileri, Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Yeşiller Parti Milletvekili Mehmet Kılıç, Didif Genel Başkanı Hüseyin Avgan gibi birçok isim katıldı. Kadın, yaşlı, genç, on binlerce insanın katıldığı dev protesto mitinginde sık sık "Katil Erdoğan, Erdoğan halka hesap verecek, faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı. Konuşmaların ardından eylemciler kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. Yol boyunca sloganlar ve taşıdıkları pankartlarla yürüyüşe geçen kalabalık, Tayyip Erdoğan'ı ve Sivas katliamıyla ilgili verilen kararı protesto etti. Halen öldürülüyor, halen hiç kimse bir şey yapamıyor. Şu faşist Erdoğan da artık yeter. Hayırlı olsun, kimi hayırlı etsin? 35 kişi canımız ölmüş, bunları hayırlı etsin.
Bugün Türkiye faşizme karşı buradayız. Türkiye'deki uygulan zaman aşımından onlar için buradayız. Sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek.